Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Gündemde bu hafta Antalya'dayız ama bu sefer Kemer'deyiz. Kemer'de oldukça zorlu şartlarda çekimlerimizi yapıyoruz. Geçen hafta Leyli'yi gözünden vurduk diyeceğimize dilim sürçmüş. Demek ki doğru yoldayız. Dolaşmaya devam ama dolaşırken de çalışmaya devam. Bu hafta çok önemli konuları hadi hep birlikte masaya yatıralım. Geçen hafta oldukça yoğun bir gündemle koşturma içindeydim. Antalya'nın arkasından hemen Ankara'ya gittim. Ankara'da benim yaptığım çekimler vardı. Havelsan'da biliyorsunuz akıl katanlar var. Arkasından TRT için hazırlanan Oyun Bozan belgeseli için TUSAŞ tesislerindeydim. T-625 Gökbey helikopteriyle ilgili çok güzel bir bölüm geliyor. Orada bazı sistemler hakkında bilgi vermeye çalıştım. Arkasından da Milli Savunma Bakanlığı'ndaydım. Milli Savunma Bakanlığı gazeteciler için düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldım ve açısından da MSB'de yani bakanlıkta verilen bu bilgilerde günümüzdeki o gündem konularıyla ilgili aslında çok güzel cevaplar oluşturdu. Ama önce ilk konumuz tabii ki Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili gelişmelerden bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum ilk uçuş yapıldı, çok fazla tartışma oldu. Sizler de benim yaptığım videolara büyük ilgi gösterdiniz. Önümüzdeki günlerde bir test uçuşu daha planlanıyor ve 2025-26 gibi uçacak. 2 numaralı prototip için çalışmalar büyük hızla devam ediyor. Bunu 2'den sonra 3 numaralı prototip izleyecek ve Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili bazı yapısal değişiklikler de planlanıyor. İşte bununla ilgili örneğin biraz daha boyutuyla ilgili birazcık küçülecek uçak, burnuyla ilgili düzeltmeler gibi epey çalışmalar yapılacak. Sonuçta dünyada yankısı Milli Muharip Uçak Kaan'ın çok çok iyi. Birçok ülke Türkiye'nin böyle bir şeyi becerebilmesi, bu uçağı uçurabilmesini çok büyük takdirle karşılıyor. Bu da oldukça ilginç. TUSAŞ'taki mühendisler de artık bu çalışmaların hızını devam ettirecekler ve onlar da yıllardır ter döktükleri bu projede nasıl bir sonuç alındığı, işte bu başarılı ilk uçuşla birlikte gerçekten çok mutlular. Tatlı bir yorgunluk olsa da asıl çalışmanın şimdi başladığını ifade ediyorlar. Bu yüzden Milli Muharip Uçak'taki son gelişmeleri de son aldığımız bilgiler dahilinde bunları sizlerle paylaşmamızda fayda var. İkinci tabii ki önemli gündem konumuz F-16. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısında F-16 projesiyle ilgili son gelişmeler aktarıldı bizlere. MSB kaynaklarının verdiği bilgiye göre kongre onayının arkasındaki süreçten sonra kabul teklif mektubu imzalı bir şekilde Milli Savunma Bakanlığı'na gelmiş durumda. Buralarda izlenecek yol bu tür hukuki açıdan bir anlaşma sonuçta yapılması lazım. Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler açısından bu çok önemli. Bu mektup ulaşmış. Şimdi MSB ekipleri bu konunun detaylarıyla ilgili çalışıyorlar. Yani işte bu verilen listeden ne kadarı lazım, neler yapılacak, hangi fiyatlar söz konusu olacak ve nihai bir hal alacak bu liste. Bu liste için yaklaşık bir ay boyunca, yani içinde bulunduğumuz Mart ayı boyunca MSB çalışacak. Nisan ayında Amerikalılar gelecek Ankara'ya ve bu mektubun son halini verecekler. Karşılıklı görüşmeler, pazarlıklar devam edecek. Sonrasında da mutabakat sağlanması halinde de Haziran veya Temmuz ayında anlaşmanın imzalanması, yani anlaşma imzalanınca bu geçerli hale geliyor. Tabii ki anlaşmayı da imzalarken iki takside yatırıyorsunuz. Biliyorsunuz kamuoyunda 23 milyar dolar gibi çok ciddi bir rakam. Bu rakamın henüz ne kadarı gerçekleşecek bunlar belli değil ama ben 23 milyar doların çok daha altında olacağına inanıyorum. Haziran, Temmuz ayı gibi bu imzalanacak ve yürürlüğe girecek. Burası çok önemli. Bundan sonra da imzalanıp ilk taksinin ödenmesiyle de birlikte uçakların üretim süreçleri, modernizasyon kitleri başlayacak. Şimdi burada Milli Savunma Bakanlığı'nın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi o 40 adet Blok 70 F-16'nın Türkiye'de imalatı. Ayrıca 79 adet modernizasyonun da arkasından Türkiye'de gerçekleştirilmesi. Birçok izleyicimiz soruyor işte niye mühimmat dışarıdan alıyoruz, Türkiye mühimmat üretmiyor mu? Evet arkadaşlar üretiyoruz. Niye milli projeler yapıyoruz? İşte bunun cevabı burada. Amerika Blok 70'te
ve blok 50-50 Plus'lardan modernize edilip Viper standartına yükseltilecek F-16'larda yazılıma size karıştırmıyor. E karıştırmayınca ne oluyor? Bir parça alacaksınız, mühimmat takacaksınız, herhangi bir değişiklik. O hak sizde değilse Amerika'dan almak zorundasınız. İşte Amerika bu bütün uçakların ömrü boyunca sizden bu paraları tabiri caizse çatır çatır alıyor. Bu uçaklarla birlikte tabii ki gündemdeki önemli bir konu da Türkiye'ye blok 70 satarken Amerika aynı kanun tasarısı içerisinde Yunanistan'a da F-35 satışını gerçekleştirdi. 20+20 40 adet F-35 alacak. Bu dengeleri bozar mı? Bu soruyu Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısına bizzat kendim sordum. Buna da neden sorduğumun sorunun nedeni de şu. Geçtiğimiz günlerde Yunan Savunma Bakanı çok geniş bir röportaj vardı Yunan radyosuna ve ben bu röportajı da tolgozbek.com sitemizde sizlerle paylaştım. Linkini de açıklamalara bırakıyorum. Şimdi asker bu konuya çok itidalli ve planlamacı şekilde yaklaşıyor. Öncelikle diyor ki gerçekleşme üzerinden biz konuyu takip ediyoruz diyor. Yani tedbir için tabii ki tedbir alınacak ama bu ne zaman gerçekleşir? Bunun teslimatı hangi yıldır? Hangi önlemler alınır? Neler ortaya konulur? Bunlarla ilgili kesinlikleri bekliyor. Şimdi erkenden gaza geldiğiniz zaman uçak projeleri çok pahalı. Yani zaten savunmada ucuz bir şey yok. Onu alıyor, geliyormuş hemen alalım, karşılık şudur budur. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bütçemiz her ülkenin olduğu gibi kısıtlı, doğru, verimli ve zamanında harcamak durumundayız. Türk Silahlı Kuvvetleri de bunun gayet bilincinde. Bu açıdan öyle hani silah satıcılarının, şirketlerin, ülkelerin tabiri caizse biraz sokak ağzı olacak ama Türk Silahlı Kuvvetleri onların tabiri caizse gazına gelmiyor. Çok daha itidalli davranıyor. Bunu belirtmemde fayda var. Türkiye'nin hedefi Yunanistan F-35 envanterine aldığı zaman milli muharip uçak Kaan'ı kullanmaya başlayabilmek. Bu açıdan da ben Kaan'ın önemini bir kez daha altını kırmızıyla çiziyorum. Tam geçen haftaki videoyu çektim. O sırada bir haber geldi. Akıncı C PT-6 serisinin 850 beygirlik versiyonu ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar'ın geliştirdiği Akıncı taarruzlu insansız hava aracı böylelikle en güçlü motorlara kavuşmuş oldu. Hemen şöyle bir hangi modelleri var onları da size belirteyim. Akıncı A, Ukraynalı Ivchenko'nun geliştirdiği AI-450 serisi motorlara sahip. İki tane 450 beygir, toplam 900 beygir güce sahip hava aracı. Arkasından Pratt & Whitney Kanada şirketinin Amerikan-Kanada ortaklığı ile geliştirdiği PT-6'lı versiyonu eklendi. Onlar da 750 beygir, yani iki tane 750-750 1500 beygirlik Akıncı B. Şimdi bazı ülkeler bu Pratt & Whitney motorlarını satın alamıyor. Onlara Ukrayna motorlu olan versiyon veriliyor. Arkasından da Akıncı C geldi. Akıncı C de PT-6'nın muhtemel PT-6-66D olduğunu tahmin ediyoruz. 850 beygir, iki tane motoru var. 1700 beygirlik. Şimdi motor gücünüz arttıkça hava aracının ağırlığı da artıyor ama taşıma kapasitesi yükseliyor. Bir de tabii ki burada önemli bir durum var. Motor nasıl güç verip o pervaneyi hızla çevirip hava aracının uçuşunu gerçekleştiriyorsa aynı zamanda elektrik üretiyor sistemler için. Malum Akıncı için Aselsan'ın geliştirdiği AESA radarını bekliyoruz. AESA'nın da çok ciddi bir elektrik tüketimi var. Onun için de ciddi jeneratörü içinde olan o radarın isterlerini karşılayabilecek elektrik üretebilen motor güçlerine sahip. Onu da bu şekilde bu PT-6'nın 850 beygirlik güçlü versiyonu ile karşılamayı hedefliyor. Daha önceden de tabii soracaksınız, aklınıza gelecek. TEİ tarafından geliştirilen PD-222 vardı. Akıncı'ya takılacaktı. Şu an tercih daha güçlü motorlardan yana. Daha hafif motor koyduğunuz zaman havada uzun süre kalabiliyorsunuz, yavaş uçuyorsunuz, taşıma yükünüz belki az ama çok uzun saatler kalabiliyorsunuz. O göre biraz Aksungur'a gelmiş durumda. Şimdi planlarken, hedeflerken, tasarlarken farklı farklı şeyleri öngörebiliyorsunuz ama sahada isterler değişebiliyor. Akıncı'dan bir benim başka beklediğim bir model muhtemel daha farklı olarak göreceğiz. Havadan karıştırma gibi elektronik ama işte kullanılabilecek bir model daha gelecek. Bunun için de tabii güçlü motorlara sahip, muhtemel bu modelden de yararlanır diye açıkçası düşünüyorum. Akıncı da biliyorsunuz bir önceki videoda yayınladık. Arka arkaya çok değerli, önemli mühimmatlar atmaya başladı. Onlardan da biri Çakır Roketsan'ın geliştirdiği füzeydi. Arkasından da Aselsan F-16'daki Tolon mühimmatını, minyatür bombaların atılışını, onlarla da ilgili videoyu tepeye bırakıyorum.
Son dönemde bütçeden çok önemli bir payı savunmada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı alıyor. Hakları da inşallah Hava Kuvvetleri de, Kara Kuvvetleri de, Jandarma da, Sahil Güvenlik de, yani bütün kuvvetlerimiz daha fazla bütçeden pay alabilir. Bunlar tabii ekonomik yapıyla da ilgili konular ve hızlı bir şekilde modernizasyon gerçekleştirilebilir. Deniz Kuvvetleri, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri'nin proje Design Ofisi'ne Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir ziyaret ve orada bir imza töreni gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, aynı zamanda Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da buradaki yapılan inceleme ve törendeydi. İşte Aselsan'ın, Roketsan'ın, Havelsan'ın genel müdürleri de burada yapılan organizasyondaydı ve ilk defa Türk Deniz Kuvvetleri için tasarlanan uçak gemisi konsepti burada ortaya çıktı. Ben ama bu proje ofisiyle ilgili size biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum. 1997'de işte MİLGEM'in temelleri Taş Kızak Tersanesi'ndeki kurulan Deniz Kuvvetleri Proje Design Ofisi'nde atıldı. Burada bu Design Ofisi nasıl bir gemi isteniyor? Bu geminin boyutları ne olmalı? Hangi silahları taşımalı? Hangi güç sistemlerine sahip olmalı? Ne tür görevler yapmalı? Bunları tasarlıyor, ortaya koyuyor ve gerçekten işin ana tasarımını, kurallarını ortaya koyuyor. Ve proje pişirilmeye başlıyor. 2007'de Deniz Kuvvetleri'nin Proje Design Ofisi, ki çok stratejik bir nokta, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na taşınmış durumda. Ve burada da bu merkez nasıl MİLGEM'le yola çıktıysa, arkasından işte ada sınıfı, yani MİLGEM'ler, TCG Derya, TCG Anadolu ve son tasarım çalışmalarını devam ettirdiği projede uçak gemisinden önce TF-2000. Şimdi TF-2000'le de tabii çok fazla soru alıyoruz. TF-2000 bu bölgenin, yani böyle Avrupa'yı, Afrika'yı, Orta Doğu'yu ortaya koyduğumuz zaman en büyük muhribi olacak. 149 metre uzunluğunda bir gövde uzunluğuna sahip çok büyük bir gemi. 8300 ton planlanıyor. Ve bu muhribin ana görevi de hava savunma sistemleri. Yani üzerinde 96 adet füze yer alacak. Türkiye'nin hedefi bu füzelerin yerli sistemler, işte Roketsan ve Aselsan ortaklığına devam eden Hisar serisi, Siper serisi gibi o başlayan hava savunma sistemini bu muhrip üzerine koyabilmek. Devasa bir AESA radarı olacak, Aselsan'ın geliştirdiği. Ve hatta bu radarla da ilgili geçtiğimiz günlerde çok farklı açıklamalarda Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından yapıldı. Bu sistem, örneğin TCG Anadolu'nun yanına koyduğumuz zaman açık denizlerde havadan gelebilecek saldırıları önleyebilecek özelliklere sahip olacak. Ve burayla ilgili de yani TCG Anadolu sonrasındaki en önemli projelerden bir tanesi TF-2000. Burada uçak gemisi tasarım konsepti izleyecek. Aslında bunu yaparken de işte bu iş kaça mal olur, nasıl bir boyutu, üzerine ne konabilir gibi uçak gemisiyle de ilgili birçok sorunun cevabı da buradan çıkmış olacak. Yani bazı şeyleri hayal etmeniz gerekiyor. O hayal bugünden gerçekten, ya bu hayal mi olabiliyor? Fakat yıllar ilerledikçe ihtiyaçlar, doğru atılan adımlar, imkanlar birleştikçe işte bunu yapabilir hale geliyorsunuz. Bu açıdan da bu tür tasarım ofisleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın geleceğine bakıyor. Bu açıdan çok çok büyük öneme sahip, çok stratejik bir merkez. Şimdi bir başka önemli konu da tabii ki Türkiye'nin Somali ile yavaş yavaş anlaşma aşamasına da geçiliyor. Verilecek olan deniz koruma hizmeti neler yapılıyor? Somali gerçekten terörle uğraşan bir ülke. Çok ciddi başı, uzun bir süredir terörle dertte ve Türkiye'de terörle mücadeleden elde ettiği tecrübeleri aktarıyor. Ve burada yaklaşık bugüne kadar 5000'den fazla Somalili subay, assubay, erbaş Türkiye'de eğitildi. Komando eğitimlerini aldılar. Ve aynı zamanda Türkiye çok ciddi bölgeye yardım gerçekleştiriyor, ama Türkiye'nin bir Afrika hedefi var. Bu Afrika hedefi geçmişte özellikle Avrupalıların, daha sonra işte Amerikalıların veya Çinlilerin yaptığı gibi sömürmek üzerine değil, yardım etmek, beraber güvenliği tesis etmek üzerine gidiyor. Çünkü siz bir bölgede güvenli bir ortam oluşturduğunuz zaman ekonomik olarak orada çarklar dönmeye başlıyor. Yatırım geliyor,
Bazen fabrikalar kuruluyor, bazen madenler işletilmeye başlanıyor, eğitim yükseliyor ve bunlarla birlikte o bölge ekonomiye kazandırılmış oluyor. Somali çok stratejik bir bölgede. Afrika'nın daha doğusunda yer alıyor. Hemen karşısında Yemen var. Kızıldeniz'in adeta kapısı. Yaklaşık 500 kilometrelikte bir sahil şeridi var. Ve burada işte uluslararası korsan faaliyetleri var. Bayağı tehlikeli durumlar ve buraların verilecek eğitimle çözülmesi hedefleniyor. Şimdi burada bu anlaşma henüz daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Farklı farklı görüşmeler yapılacak. Ekonomik boyutu var, askeri boyutu var. Ve burayla ilgili de öncelikle bir Somali'nin güçlü bir orduya, sisteme sahip olması hedefleniyor. Bunun için de para lazım. Bunlar için de imkanlar lazım. Türkiye'de yaptığı işte Afrika modeli, eğitim dedik, ordu dedik, eğitim dedik, genel eğitim dedik. Burada Türkiye destek verecek. Yani tutup da hani kamuoyuna yanlış aksettirilen bazı konular var. İşte biz gemilerimizi oraya yollayalım, oranın güvenliğini sağlasın, arkasından da biz parayı beraber alalım gibi bir şey söz konusu değil. Zaten 500 kilometrelik karasuları çok ciddi bir boyutta, çok büyük bir yer. Burayı korumak, hani Türk Deniz Kuvvetleri'ne belki oraya indirseniz olur değil. Amaç burada bir sistemin Somaliler tarafından kurulması, bizden eğitim almaları. Sonrasında burada bölgede balıkçılık özellikle, ticaret arttıkça elde edilecek gelirle Somali ordusunun finansmanının sağlanması bu açıdan çok önemli bir adım. Umarım bölgeye barış gelmesi, terörün en aza indirilmesi için bu adımlar kısa sürede başarılı olur. Bölgede mesela o bölgeye uçabilen neredeyse tek uluslararası hava yolu şirketi Türk Hava Yolları. Birçok şirket oraya uçarken sigorta yapamıyor uçuşlarıyla ilgili ve burada da Türkiye Cumhuriyeti'nin garantisiyle Türk Hava Yolları buraya sefer gerçekleştiriyor ve Somali'nin dünyaya açılan tek kapısı orası. Bu açıdan da çok çok önemli bir durum olduğunu sizlere belirtmemde fayda var. Şimdi tabii Türk Hava Yolları demişken 1 Mart'ta Türk Hava Yolları 6. kıtaya seferlerine başladı. İstanbul'dan Avustralya'dan Marmör seferleri ve ilk birkaç sefer Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçaklarıyla yapılacak. Burada yapılan TK-168 sefer numaralı uçuşla 149 yolcu İstanbul'dan yola çıktı. Hedef buradan öncelikli olarak İstanbul'dan Singapur Changi. Burada yaklaşık 1,5 saat yerde duruyor. İstanbul-Singapur arasındaki uçuşta yaklaşık 10 saat sürüyor. 1,5 saat yerde durduktan sonra uçak Melbourne'e devam ediyor. Yakıt ikmali yapıyor, ekiplerini değiştiriyor ve bu uçuşta Singapur-Melbourne arası da yaklaşık 7,5 saat sürüyor. Yani totalde 19 saatlik çok uzun bir uçuş. Türk Hava Yolları uzun zamandır işte Avustralya'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı var. Memleketlerine gelmek istiyorlar. Ağırlıklı olarak Körfez şirketleri deyince işte Emirates, Katar, Etihad gibi şirketleri kullanıyorlar. Onlar bölge işte Dubai, Abu Dhabi veya Doha'ya gelip oradan aktarmayla Türkiye'ye ulaşırken hedef burada yolcuları daha kısa, daha şu an aktarmalı tabii, elinde uygun uçak yok. Bu pazara ortak olmak. TE'nin bir sonraki amacı İstanbul'dan direkt uçabilmek. Ama elindeki uçaklarla bunu yapamıyor. Bunun için de biliyorsunuz Airbus'a A350-1000 serisinin siparişini verdi. Bu uçakların envantere girmesini bekleyecek. Normalde A350-1000 8700 deniz mili, yani yaklaşık 16000 kilometre menzilli. Bunun ek yakıt depolarıyla menzili 9700 deniz miline, yani 18000 kilometreye çıkartılacak. Ve İstanbul Melbourne'nin de uçuş yaklaşık mesafesi 14636 kilometre. Bu uçuşlar direkt yapılacak. Haftada 3 günde başladı. Türk Hava Yolları ilk birkaç sefer Boeing 777-300 ER'lerle, sonra seferler 787-9 ile yapılacak filodaki. Hedef yıl sonundan önce de Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sydney hattının Melbourne'den sonra ikinci hat açılması. Bakalım Türk Hava Yolları girdiği yerde gerçekten dengeleri değiştiriyor. Avustralyalılar da Körfez taşıyıcılarına mahkum olmamak için Türk Hava Yolları'nın bu girişimini oldukça destekliyorlar. Gerçekten yaklaşık işte 9000 deniz mili gibi inanılmaz uzun bir uçuş. Tabi bu arada bir bilgi verelim. Dünyanın en uzun tarifeli seferini Singapur Hava Yolları gerçekleştiriyor. New York'tan Singapur'a yapılan bu uçuş 9585 deniz mili ve havadaki geçen süre 18,5 saat. İşte indisiyle bindisiyle neredeyse 24 saat havada kalıyorsunuz. Bu da gerçekten çok çok önemli bir süreç.
Gündem maddemizde Milli Savunma Bakanı'nın İngiltere ziyareti var. İngiltere'ye niye gidildi? Bu aralar çok fazla karşılıklı gidip geliniyor. Öncelikli olarak bu bir resmi bir davetle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Londra'ya gitti. Burada tabii bu konu konulduğu zaman iki ana Eurofighter ve C-130 konusu gündeme geliyor. Onu da Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına sorduk. Eurofighter konusundaki görüşmeler devam ediyor. Olumlu bakılıyor. İngiltere, Almanya'nın bir olumsuz yaklaşımı var. Biliyorsunuz Eurofighter konsorsiyumu İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya dörtlü konsorsiyumdan 3'ü okey diyor. Almanya çekimser. İngiltere eğer alım olduğu takdirde Almanya'nın o katı duvarlarını yıkabileceğini ifade ediyor. C-130 konusu da çok soruluyor. Daha önceden bunlarla ilgili erken emeklilik kararları var. Erken emeklilik kararının nedeni de gövde ve kanat birleşim yerlerindeki yıpranmalar. Bunlarla ilgili ciddi bir modifikasyonun yapılması lazım. Bu da oldukça yüksek maliyetti. Bu nedenden dolayı İngilizler uçakları envanterden çıkartıyor. Erken emekli etmek istiyor. Türkiye'de nakli uçağa ihtiyacı var. Bunları gündemde görüşmeler devam ediyor. Daha önceden de bu konuyla ilgili sizlere haber yapmıştım. Şimdi bir başka konuda Türkiye'nin aslında bir teknoloji başarı hikayesini size aktarmak istiyorum. Havelsan tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne 2006'da teslim edilen CN-235 uçaklarının simülatörü 40.000 uçuş saatini tamamladı. Bu çok ciddi bir süre. Yani Türk Hava Kuvvetleri'ne 52 adet CN-235 alınmıştı. Daha sonra sahil güvenlik için 3 adet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için de 6 adet daha uçak alınmıştı. Ve bu CN-235'ler hafif nakliye, deniz karakol gibi görevlerde silahlı kuvvetlerin ve sahil güvenliğin ana kullanıcılar arasında yer alıyor. Uçaklar envantere 90'ların başında girdi ama simülatör 2006'da girdi. Tek bir simülatör var. Bu simülatör de Ankara'da Etimesgut'ta bulunuyor. Etimesgut'ta yer alan simülatörde Türkiye'deki hava kuvvetlerin 6 filosu, deniz kuvvetleri, sahil güvenlik, onların da yani onları da topladığımız zaman toplam 11 filo yararlanıyor bundan ve yabancı 8 ülkede bu simülatörden eğitim alıyor. Şimdi bu simülatörü yapan Havelsan. Havelsan'ın aslında o dönemin en önemli simülatör projelerinden bir tanesi ve gerçekten her türlü hava şartını veren, acil durumları yaşatabilen ve sivil anlamda Level D yani D seviyesi olarak adlandırılan bir simülatör. Bu simülatörün Türkiye'ye verildikten sonra o yıllarda Türkiye bir anlaşma doğrultusunda Güney Kore ile savunma ilişkileri çok iyi ve bir offset diyorlar ki işte biz Güney Kore'den aldıklarımız var, ne yapabiliriz, nasıl bir işbirliği yapabiliriz, fırtına obüsleri özellikle Güney Kore'den geliyor. Burada da şöyle bir anlaşma imzalanıyor. Türkiye'de ürettiği simülatörü, CN-235 simülatörünü bir teknoloji devi olan işte Samsung'lar, LG'ler, işte otomotivde bir dünya devi olan Güney Kore'ye ihraç etme başarısını 2006 yılında yani bundan 18 yıl önce gerçekleştirdi. Simülatörle başlayan bu seviye zaten Havelsan öncesinde F-4, F-5 uçaklarının simülatörlerini yapmıştı. Arkasından silahlı kuvvetleri envanterindeki işte T-38'ler, KT-1 gibi simülatörler devam ederken bunu sivil pazar içinde çok ciddi bir gelişim sağladı. Bugün Havelsan, Boeing 737 Next Generation, Boeing 737 Max, A320, Airbus A320 Neo serisi simülatörler yapıyor. Türk Hava Yolları'nda bu simülatörler uçuyor. Ortak kurulan şirkette pilot eğitimi gerçekleştiriliyor. Dünyada da simülatör üretebilen bu tür böyle bir kollar üzerinde her türlü standartın verilebildiği çok az sayıda ülke, çok az sayıda şirket var. Havelsan da işte o şirketlerden biri haline geldi. Oradan alınan tecrübe bugün işte Milli Muharip Uçak, Kaan, Hürjet gibi projelerde T-129 Atak'ta devam ediyor. Ben eminim ki ilerleyen yıllarda yeni uçak projeleriyle birlikte birçok simülatör projesine o Havelsan'ın tecrübesi yansıyacak. O yüzden hikayenin aslında yurt dışına açılan ayaklarından biri işte bu yıllar önce bu Güney Kore'ye yapılan satıştı. O da Türk savunma sanayinin önemli başarılarından biri olmuştu. İsterseniz gündem videomuzu yine sivil havacılıkla kapatalım. Sabah işte Antalya'ya İstanbul'dan uçarken yine İstanbul çok ciddi sis içerisinde. Tabii ki bu sis havacılık operasyonunu çok ciddi etkiliyor. Niye? Görüş düşüyor. Kalkışlar, inişler daha kısıtlı hale geliyor. Havalimanlarımızda özellikle Savia Gökçen'in yapılan ikinci pistinin kategorileri daha yüksek. Tabii o pist tam kapasite daha hizmete alınamamış durumda. Bu kapasitenin yükseltilmesiyle birlikte zorlu şartlarda iniş kalkış yapılıyor. Yoksa mevcut Sabiha Gökçen'in tek pistine kaldığınız zaman kategori 1 pist yoğun siste
iniş kalkış uçaklar yapamıyor. Sis olduğu günler sisin ana oluşma nedenlerinden biri hızlı soğumalar, hızlı ısınmalar. Bu geçişler sırasında bu meydana gelebiliyor. Bu yüzden biz yolculara da biraz sabır gerekiyor. Çünkü sonuçta pilotlarımız uçakları riske atmıyorlar ve bu tür durumlarda iniş ve kalkışlar kısıtlandığı için görmeden bir yere de iniş kalkış yapmıyorlar. Bu yüzden biraz sabır, lütfen hava yollarına, uçuş ekiplerine baskı kurmayalım. Biraz sabır, havalar düzeldikçe sis dağılacak ve daha emniyetli uçuşlar yapılacak. Bu sis konusunda sizlere böyle bir hatırlatma notu olarak verelim. Evet, bugün Antalya'da Kemer'deydik. Denizin kenarından yayınımızı yapıyoruz. Ben bunu tabii bir gün önce çekiyorum. Bir gün önce gündemimizi belirliyoruz ve buradan size anlatıyoruz. Umarım anlattıklarımdan yeni bilgiler alabilmişsinizdir. Bir sonraki çekimimizde buluşmak üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.